Günler sevgili spor severler. Ege TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Ege'de spor programının konukları Uşak Spor Kulüp Başkanı Sayın Hikmet Karaman. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum hocam. Teşekkür ederim başkanım. Uşak Spor Teknik Direktörü Sayın Hasan Erkin Şimşir. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Herkese sevgiler, teşekkürler. Günaydınlar hocam. Başkanım, günaydın. Kısa bir süremiz var, yoğun bir gündemimiz var. Ben hemen müsaade ederseniz hemen sorularımla başlamak isterim. Başkanım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da Süper Lig, 19 Haziran'da 1. Lig, 18 Temmuz'da 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerin başlatılması yönünde almış olduğu kararı sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bizleri izleyen tüm spor sever halkımıza, aşigolara başta olmak üzere tüm halkımıza hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tabii gündemle alakalı malum olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Muhtemelen daha önce böyle bir süreç hiç yaşanmamıştır. Büyüklerimiz, hocalarımız daha iyi bilir, daha tecrübeli. Ben de takip ettiğim dönemler itibariyle şöyle baktığımızda buna benzer bir süreç görmedik hiç yani. Tabii sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Federasyonumuz da bir takım kararlar alıyor. Bunlarla ilgili işte malum önce 12, 13, 14 Haziran gibi başlaması yönünde bir karar çıkmıştı. Biz de 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak bu bağlamda bunun çok uygun olmayacağını, yani liglerin oynanmaması veya birazcık daha geç başlamasının daha doğru, daha uygun olacağı yönünde görüş belirttik Kulüpler Birliği üzerinden. Yani federasyonumuz da bunu dikkate aldı. 18 Temmuz gibi bir tarihe başlanmasıyla ilgili bir tarih koydu. Tabii muhakkak 18 Temmuz'un da kendine göre sıkıntıları var. İşte havaların daha sıcak olması, bir sonraki sezonla arada kalan sürenin dar olması gibi bir takım sıkıntılar var ama tabii şunu da bilmemiz lazım. Yani olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. İnsan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda yani federasyonumuzun aldığı karara biz uyacağız. Sıkıntılarımız olacak mı? Elbette olacak. Ama biz elimizden geldiğince federasyonumuzun aldığı kararı uyacağımızı belirtiyoruz. Yani bu bağlamda böyle bir süreç yaşıyoruz. Peki başkanım, Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı alırken Uşak Spor dahil yani tüm kulüplerin görüşlerini almış mıdır? Şöyle, bizim bir yönetimimiz var. Kulüpler Birliği yönetimimiz var Cavit Hocam. Evet. İkinci ve üçüncü lig Kulüpler Birliği, bizim ikinci ve üçüncü ligdeki kulüp başkanlarımızdan oluşan Kırklareli Spor Kulüp Başkanımız Volkan Can'ın başkanlığında bir yönetimimiz var. Bu yönetim üzerinden bizimle istişare edildi federasyon olarak. Biz bir grubumuz var. Bu grup üzerinde kendi aramızda tartıştık. Değerlendirmeleri yaptık diğer başkanlarımızla birlikte. Yani ilk 12, 13, 14 Haziran başlama tarihi olduğu süreçle alakalı aslında bizim düşündüğümüzün aksine bir karar gelmişti. Yani biz bir hatta bunu anket şekline çevirdik biz. Yani burada iki soruluk bir anketti. Deniyorduk ki yani bir lig başlasın, aynı şekliyle devam etsin ve sonlandırılsın. Bunu mu istiyoruz? Yoksa lig oynanmasın, bu şekliyle tescil edilsin miydi? Biz burada Uşak Spor olarak bir de öneri sunduk. Dedik ki yani riski azaltmaksa amaç yani oynanmaması en doğru. Ama bize sorarsanız biz Uşak Spor olarak
Lig birincileri bir üst lige çıksın. Kırmızı grubunda, beyaz grubunda, ben bu bahsettiğim ikinci ligle alakalı. Üçüncü ligle konuyla, üçüncü ligdeki kulüplerle istişare etmek lazım. Diğer 8'er takımda bir turnuva şeklinde, çeyrek final usulü, tıpkı Şampiyonlar Ligi'ndeki işte son 8 maçta yapılan sistem gibi düşünürsek veya basketteki Final Four'daki sistem gibi düşünürsek, yani bunu 2-9, 3-8, 4-7, 5-6 gibi yapılabilir. Tek maç eleme usulü, tarafsız bir sahada, seyircisiz bir şekilde oynansın. Bu şekliyle yaparsak bir gruptan 7 maçla bir grubun maçları bitmiş oluyor. Aynı şekilde 7 maçla da diğer grubun maçlarının bittiğini düşünürsek, iki grubun playoff şampiyonlarının da tek maç üzerinden oynatıp üst lige çıkacak üçüncü takım da belirlenmiş olur. Bunun yanında bu sezonla ilgili ligden düşmeyi ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü düşme hattıyla da ilgili maç tekrar oynatalım diyemeyiz. Bu liglerin tamamlanması anlamına gelir. Yani 15 maçla ligi, ikinci ligi tamamlayabiliriz. Yani maç sayısını azaltmış oluruz, riski azaltmış oluruz. Ama bu şekliyle devam ettiğinde, yani tam bilmiyorum ama Hasan Hocam bilir, muhtemelen 300'e yakın bir maç yapmamız gerekiyor. Playoff'una vesairesini hesaplarsak. Değil mi hocam? Evet, evet. Doğru başkan. Böyle bir öneri sunduk. Bu önerimiz de aslında bir karşılık buldu. Federasyon da bu öneriyi tartıştığını duyduk. Biz Kulüpler Birliği olarak biz birkaç defa online toplantılar da yaptık. Ben görüşümü orada da söyledim, dile getirdim. Federasyon Bakanımız ve bizleri temsilen 2-3 tane kulüp başkanımızın olduğu bir online toplantı yapıldı. Bu toplantıda bizim bu fikrimizi Maraş Başkanımız dile getirdi. Toplantıdan sonra beni aradı Maraş Başkanımız. Dedi, senin fikri orada dile getirdim. O zaman şöyle diyebilir miyiz Sayın Başkanım? Genel anlamda sizin fikrinizi destekleyen kulüp sayısının fazla olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Kesinlikle çok sayıda kulüp bunu benimsedi. Çünkü az sayıda maçla bir an önce ligin bitmesi, yani amaç, riskin azaltılması. Evet. Ama işte federasyondan 12, 13, 14 Haziran başlamayla ilgili karar çıktı. Sonra biz tekrar ikinci ve üçüncü lig kulüpleri olarak tekrar bir toplantı, istişare yaptık. Yani federasyona bir deklarasyon gönderdik. Biz bir bilgilendirme gibi Kulüpler Birliği üzerinden. Dedik ki yani bu süreçle alakalı sıkıntılı günler geçiriyoruz. Yani ikinci ve üçüncü liglerin fiziki şartları, maddi imkanları çok bu süreçte çok iyi değil yani açıkçası. Bununla alakalı bu sürecin zor olacağıyla ilgili bir yazı gönderdik Kulüpler Birliği adına. Yani muhtemelen federasyonumuz bunu da dikkate aldı. İşte bildiğiniz üzere ikinci ligi bizi 18 Temmuz'da başlayacak şekil yeni bir takvim açıkladı. Tabii Süper Lig ve birinci lig, PTT birinci ligi ayırdılar. Doğrusu da buydu bence. Yani biz aynı kefeye konulması çok uygun olmadığını düşünüyorum. Birinci ligin, Süper Lig'in şartları çok fazla. Orada yayıncı kuruluş da bu paydaşlardan bir tane olması lazım. Doğrusu da bu evet. Bence. Evet. Birlikte istişare etmeleri lazım. Bizim böyle bir gelirimiz olmadığı için ikinci, üçüncü liglerin yayın geliri vesaire. Yani o noktada derdimiz de yok. Yani yeni takvimi bekliyoruz. Hocamla sürekli istişare ediyoruz. Hocam sağ olsun bu konularda tecrübeli. Biz aldığımız kararları hocamızla, arkadaşlarla, yönetimimizle istişare ediyoruz. Yani şu an için bekliyoruz. Evet başkanım, hocamızın da bu hocam pandemi dönemi tam olarak atlatılmamışken Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu kararı sizler nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi gereken şeyleri başkanımız, Hikmet Başkanımız söyledi ama ekleme şöyle yapabiliriz. Tabii federasyon başkanımız bu konuda kendilerinin
bütün kulüplerle istişare yaparak ve bütün kurumlarla beraber ortak kararlarını açıkladılar. Fakat kendileri de söylediği gibi 7 tane asıl, 4 tane de yedek olmak üzere A ve B planlarının olduğunu kendileri de söyledi zaten. Yani ilk aşamada verilen tarih ikinci ve üçüncü lig bal ligleri tarafından, tabii üçüncü lig için konuşmamız bizim için çok uygun değil. İkinci lig için verilen tarihin çok erken olduğunu zaten savunuyorduk biz. 18 Temmuz tabii pandemi dönemi nasıl gelişecek? Hastalığın seyrine göre, virüsün seyrine göre belki gene de değişmeler olabilir tarihlerde. Bu tabii Süper Lig ve Birinci Lig için de geçerli. Ama bizim için verilen tarihin ben de uygun olduğunu düşünüyorum. Yani pandeminin yayılışı ve yoğunluğu, bunun şeyle alakası yok biliyorsunuz. Yani yok havalar ısınınca geçecek, ben ellerimi yıkarsam bana bir şey olmaz falan gibi çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Tabii önce sağlık diyoruz ama hayat da devam ediyor. Mesela 8 binin üzerinde ölüm vakaları olan Almanya lige başlıyor. Biz 4 bin seviyesinde şu anda galiba. Başlamakta bir sıkıntı şu an için görünmüyor ama tabii oynama süreci içerisinde yaşanacak olaylar ligin seyrini gösterecek. Peki hocam, şimdi Temmuz ayında biliyorsunuz en sıcak olduğu dönem. Şimdi gece maçları oynayamayacak birçok şehir var ve bunlardan bir tanesi de Uşak. Bu nasıl etkiler hocam? Yani gündüz maçları sıcakta futbolcuları, antrenörleri. Cavit Bey, şimdi etkilememesi mümkün değil. Yani bu olağanüstü bir durum ve ilk defa yaşanan bir durum. Zaten başkanımız da bahsetti. Genel kanımı böyle. Bu ilk defa yaşanan bir durum. Yaşandıkça görülecek. Burada amaç insan sağlığı olmalı. Fakat gidişatı göreceğiz. Yani hakikaten çok zor bir dönem. Burada ligi tamamlamak amaç. Yani lig bir şekilde tamamlanacak. Belki hafta içerisinde maçlar konarak bir haftada 3 maç oynanacak. Zaten 6 maçımız kalmış. Bunu 15 gün içerisinde bitirmeyi düşündüklerini zannediyorum. Amaç ligi tescil etmek. Yani burada sağlık tabii ki önemli diyoruz ama oyuncular sıcakta oynamak ve sonuncuda dinlendirici antrenmanlarla birlikte nereye kadar dayanabilirler? Çünkü bütün takımlar hemen hemen şu anda sıfıra döndü. Yani antrenman yapıyoruz, işte özel çalışmayı yapıyoruz falan, bunlar hikaye kısmı. Şu anda bütün futbolcular Türkiye'de sıfırdalar ve tekrar antrenmana başlamak, takım idmanı, farklı şeyler bunlar. Tabii bunlar göreceğiz zaman içerisinde. Başlamak zorunda yani lig. Şu andaki görüntü bu. Peki hocam, herkes lig başlasın diyor ama futbolcular ne diyor? Futbolcularınızla bu konuyla ilgili görüşebildiniz mi? Onların da düşüncelerini alabildiniz mi? Tabii. Genelde sadece bizim futbolcularımız değil, diğer liglerdeki oyuncular da bir kısmı oynanmasın bitirelim diyorlar. Bir kısmı da oynamak istiyor. Yani şimdi sıralamadaki ilk onun altındaki takımlardaki oynayan oyuncular, artı bir de şunu düşünmek lazım. Kulüpleri maddi ölçüde futbolcusuna borçları olan kulüpler, oynadıkça hak ediliş olacak maddi açıdan kulüplerin futbolculara borçları yüzünden maç başları alamayacak durumda olanlar ya da vermek istemeyen kulüp başkanları ligin oynamasını istemiyorlar tabii. Ama bizim kulübümüzde böyle bir şey yok. Devamlı istişare halindeyiz ve sağ olsun Hikmet Başkanımız, hatta dün aldım haberini. Çok teşekkür ediyoruz başkanım, sağ olun. Oyuncularımız da hala ödemeler
yapılmaya çalışılıyor. Biz genel kanımız yapı olarak da bir kolej havasında bir takımız biz. Biz oynamak istiyoruz. Oyuncularımız da oynamak istiyor. Göreceğiz. Peki Sayın Başkanım, şimdi Allah korusun bir takım futbolcularında ya da personelinde testin pozitif çıkması yönünde, bu ligler başladıktan sonraki süreçte bahsediyorum başkanım. Testlerin pozitif çıkması yönünde biliyorsunuz takım halinde karantinaya alıyorlar. Bir sonraki haftaki karşılaşmalarda oyuncu bulmada ya da takım halinde karantinaya alınacağı için onunla ilgili federasyon size herhangi bir öneride bulundu mu? Yani şöyle hocam, herhangi bir öneri vesaire gelmedi. Tabii bu dediğiniz doğru, karşılaşabileceğimiz hele hele şu süreçte kuvvetle ihtimal böyle bir süreçle karşılaşılacak. Yani bildiğim kadarıyla yani Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de Süper Lig takımlarından, Ankara Gücü'nde şu anda vakalar var. Yine Kasımpaşa var başkanım. Evet, Giresunspor, Gölcükspor, İnegölspor, Sancaktepe bizim liglerimizdeki takımlardan, bu takımlarda var. Benim şu an aklıma gelenler, Erzurum'da var. Evet. Yani bunu ben şöyle değerlendiriyorum hocam. Bu kuvvetle ihtimal böyle bir şeyle karşılaşılacak. Ama bizim önümüzde bir birincilik ve bir Süper Lig var. Bizden bir ay önce başlayacaklar. Daha fazla hatta. Yani bu süreci biz onlarda göreceğiz, öğreneceğiz. Yoksa dediğiniz çok doğru. Yani bu hafta Allah korusun bir oyuncumuzun bir tanesi pozitif çıksa takım karantinaya girecek. Yani ben hatta geçenlerde bu konuyla ilgili Rıdvan Dilmen hocamın bir yazısını okudum. Yani takım karantinaya girince diyor ya, bir sonraki haftada yöneticiler mi çıkıp oynayacak diyor. yani tabii oynarız, öngörülmüş oynarız. muhtemelen. Oynarız Hasan hocam, görev verdi bunu da yaparız yani. yani öngörülmemiş bir takım sorunlarla, problemlerle karşılaşılabilir hocam bu süreç. Bizi bu noktaya getirebilir ama dediğim gibi önümüzde bir örnek olacak bizim. Yaşanmış örnek olacak. Muhtemelen buradan tecrübe edinecek federasyon. Aynı şekilde biz de burada böyle bir şey karşısında nasıl davranıyor kulüpler, federasyonumuz ne karar alıyor? Yani bu çok bizim ligleri çok fazla etkilemeyecek bir sorun gibi görüyorum ben Cavit hocam. Öyle Çünkü değerlendiriyorsunuz. Peki. Önümüzde yaşayacağız yani bunu biz. Evet. Peki. Hocam biliyorsunuz futbol temas oyunu. Futbolcular bu süreçte ikili mücadeleyi nasıl gerçekleştirecekler? Ya da son dönemlerde sosyal medyada da sürekli dolaşıyor. İşte frikik oldu. Baraj nasıl kurulacak? Bu konuyla ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? Yani futbol hakikaten kontrol edilemez bir güç. Yani işte karşındaki rakibe sen şöyle biraz yavaş dur da ben şu yanımdan bir geçeyim sonra dokunursun bana falan, böyle şey kontrol. Yani o anda adamı geçerken nabzın zaten 200. Yani temassız oyun mümkün değil. Voleybol maçları bile iki takım halinde oynanan, arada filenin olduğu maçlar bile iptal oldu. Ama futbol sektörü çok farklı bir sektör. Dünyada tabii ki büyük bir ekonomik yatırımlar var. Yani şimdi frikik o karikatürü de biliyorum. İşte aradan 2 metre koyacağız. Aradan iyi vuran gol olur herhalde, bilmem. Yani şaka bu tabii, espri, ama temassız mümkün değil, oynayacağız. Yani ama sonunda başkanımız da söylediği gibi birincilikte yaşanacak olaylar, Süper Lig'de yaşanacak olaylar pandemi sürecini şekillendirecek. Diğer liglerin tarihi tabii Futbol Federasyonu Başkanı'nın söylediği gibi 7 tane A planı, sonrasında B planı da düşündükleri şeyler var tabii. Birlikte kulüp başkanları da istişare yapıyorlar. Bizim hocalarla da bizlerle de başkanımız paylaşıyor tabii gelişmeleri. Biz koordineli hareket etmeye çalışıyoruz Çağrı Bey. Başkanım, şimdi Süper Lig ve Birinci Lig için Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamış olduğu protokole uyabilirler. Yani çalışanlarının ve fiziki şartlarının daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.
İkinci lig, üçüncü lig ve bölgesel amatör lig için bu protokole uyabilir mi? Yani Uşakspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun hazırlamış olduğu protokole uyabilir mi? O şartlara, fiziki şartlara sahip midir? Evet, Cavit Hocam, federasyon bize bir liste gönderdi yapılacaklarla ilgili. Yani ben ikinci ve üçüncü lig, bal ligi takımlarının bu çalışmaya, bu şartlara uyabileceğini çok tahmin etmiyorum. Yani biz bir Evet. otobüsle gitmekte zorlanan takımlar varken, şimdi ikinci ve üçüncü otobüslerle deplasmanlara gidilmesi gerekiyor. Yani çok bu şekilde şartlar, şeyler var. Zor. Ben birçok kulübün bu noktada başarısız olacağını düşünüyorum hocam. Yani belki Uşakspor olarak biz buna uymaya çalışırız. Biz de tam anlamıyla hepsini yapabileceğimizi ben de zannetmiyorum ama yani ortalamanın üzerinde bu noktada tesislerimiz yani belediyemizin de bünyesinde olması münasebetiyle daha iyi, daha çok diğer kulüplere göre biz bu noktada uyarız birçok şeye ama genel itibariyle baktığımızda ikinci lig, üçüncü lig, hele hele bal ligleri yani ben imkansız yani bunlara uyabileceklerini zannetmiyorum birçok kulübün. Şunu da diyemezsin yani bal ligindeki oyuncuları bir otobüste götüren İkinci ligdekiler 3 otobüsle gitsin. Böyle bir şey yok yani. Bu Evet. kurallar hepimizin içinde aynı olması gerekiyor. Ben Evet, çok evet. zorlanacağını düşünüyorum kulüplerin bu bağlamda. Biz de zorlanacağız muhakkak. Ama en azından bu bağlamda birçok kulübe göre Uşakspor'un tesisleşme ve altyapı noktasında daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Peki başkanım, şimdi ligler başlamadan önce antrenmanlar başlarken tüm futbolcu ve personeli teste tabi tutacaksınız. Ki muhtemelen Evet. bence testten hepsi veya birçoğu bana göre hepsi negatif çıkacaktır. Çünkü bu insanlar kendilerini 2-2,5 aydır evde koruma altına aldılar. Evet, Peki izole antrenmanlar oldular. ve maçlar başladıktan sonra bu bir risk oluşturur mu? Yani muhakkak bir risk oluşturur. Yani toplu halde gidilen her yerde risk olduğu gibi burada da risk olur. Şimdi bizim topçularımız, oyuncularımız kendi memleketlerinde, yurt dışında olan oyuncularımız var. Sağ olsun Hasan Hocam takip ediyor. Bireysel manada ben de zaman zaman aradığım arkadaşlar oluyor. Beni arayan oyuncu arkadaşlar oluyor. İstişare ediyoruz. Hasan Hocam yani bunlarla sürekli istişare halinde. Şu anki durumları iyi. Bir sıkıntımız yok benim bildiğim kadarıyla, değil mi hocam? Hasan Hocam Yok, yanılıyorsam yok, düzeltin. yok bir sıkıntı. Şu anda bir sıkıntı yok, evet. Biz yani 15 Mayıs'ta aslında bizim toplanma tarihimiz önceki Evet. takvime göre. Biz Hı. bununla ilgili de kulübümüzün tesislerimizi her tarafı dezenfekte yaptırdık. Araçlarımızı yani dezenfekte ettirdik. Hatta oyuncularımızın odalarının tamamına dezenfektan kutuları koyduk. Bir takım kendi açımızdan tedbirler aldık. Yine sağlık müdürümüzle görüştük. Oyuncularımız geldiği anda hemen teste alıp testten geçtikten sonra birliktelik sağlanacaktı. Tabii takvim değişince bu geriye kaldı. Yine aynı şekilde bu süreç bu şekliyle olacak. Önümüzdeki takvime uymak için. Risk muhakkak var ama işte dedik ya hep öngöremiyoruz. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçle alakalı biz de bu riski azaltmak için elimizden geleni yapacağız. Bu Yani şekliyle maksimum söyleyebilirim. seviyede tedbirlerimizi alacağız diyorsunuz başkanım. Kesinlikle yani. Peki hocam, siz antrenman periyotlamasını bu dönemde nasıl yapacaksınız? Keza ligler Eylül ayında bitecek ve çok ara verilmeden yeni sezon başlayacak. Evet. Biz şimdi tabii başkanımızla konuştuğumuzda 15'ti. Tarih 15 Mayıs'tı. Sonra biraz daha beklememiz gerektiğini konuştuk beraberce.
ve tarihi 20'sine aktardık. Bir doğrusunu yapmışız ki o tarihten önce antrenmana başlayan takımları biliyorum ben. Antrenmana başlıyoruz diyorlar ama dörder kişi, üçer kişi çalışıyorlar. Bunun adı hiçbir zaman antrenmana başlamak sayılmaz ama kamuoyunu yanlış bilgilendirerek kulüp başkanlarını ve antrenörleri, futbolcuları zorda bırakan kulüpler oldu. Aa şu takım başlamış, biz niye başlamıyoruz hocam? Takımı toparlamışlar, bak biz başlayamadık hocam. Hocaları, kulüp başkanları falan yanlış yönlendirdiler. Tabii bu süreci beklemek ve birlikte Hikmet Başkanım'la dikkatli değerlendirerek yaptığımız bu süreçte biz haklı çıktık. Yani 20'sine de başkanım öyle yapalım hocam dedi, sağ olsun. Ama beklediğimiz sonuç çıktı işte, gördünüz. İdmanlara başlayan takımlar şimdi tekrar izin vermek zorunda kaldılar. Hatta bazıları karantina altına girdiler. Ne oldu yani şimdi? Yani onun için süreci iyi değerlendirmek lazım. Beklemek lazım. Ama tabii tekrar antrenmana başlamak durumunda kaldığımız şu süreçte sıfırdan başlayacağız her şeye. Ama bu antrenman periyotlaması mutlaka her antrenmanda her şeyi yapmak üzerine kurgulayacağız. Biz Uşakspor için konuşuyoruz. Yani bir antrenman drillinin içinde parçadan bütüne her şeyi yapmaya çalışacağız. Ama tabii hava sıcaklığını da düşünerek, yemek saatlerini de ona göre ayarlayarak akşam üzeri çalışmalarıyla birer saatlik antrenmanlarla günde 2 saati de bulabilir sabah ve akşam. Bunu da doğru periyotlama yaparak her antrenman birimine her şeyden kuvvet, teknik, taktik hepsini parçadan bütüne hepsini yerleştirmeye çalışacağız. Kendi adıma konuşuyorum tabii. Bunları yaparsak hem futbolcularımız da kısa süreriz. Çünkü 25 Haziran'dan maçların başlayacağı tarih 18 Temmuz'a nereden baksanız 1'e yakın bir süre var. Yeterli bir süre. Yeterli bir süre bizim için. Peki başkanım, bu pandemi dönemiyle ilgili söylemek istediğiniz sözleriniz varsa alayım. Değilse aşikoların beklediği çok önemli sorularımız var. Özellikle stat ve altyapıyla ilgili o konulara geçmek isterim. Yani süreçle alakalı sıkıntı yaşayan oyuncuları, çalışanları bu rahatsızlığa kapılmış, pozitif çıkmış. Ben kulüplerimize buradan geçmiş olsun diliyorum. Rabbim inşallah bunu sadece spor camiasına değil, tüm halkımıza, tüm insanlığa bir daha yaşatmasın. En kısa sürede de bu sıkıntıyı başımızdan def etsin. Rabbimden dileğimiz budur. Bütün Amin. kulüplere sağlık, sıhhat ler diliyorum yani. Hocam, gittiğiniz her takımı kadro kalitesine bakmaksızın hedefe oynatmayı nasıl başarıyorsunuz? Bunun sırrı nedir? Genç antrenör arkadaşlarım sizleri dinliyor şu anda. Vallahi şimdi hakikaten burada sadece benimle ya da antrenörlerle olabilecek şeyler değil bu. Yani şunu söyleyebilirim, ben sistem antrenörüyüm. Kendi adıma söyleyeyim. Ama bu sistemin içerisinde şampiyonluk yaşadığım çoğu takımda kendi kurduğum kadrolar hiç değildi. Yani transferleri ben yaparım falan, öyle bir şey olmadı. Ama kulüp başkanlarıyla düzgün arkanda duran bir yönetimle olan çalışılırsa bu, çünkü çarkı dişler bir bütün. Hocanın yapacağı şey, destek olunduğu takdirde teknik heyet, futbolcu ve yönetim ve başta başkanımız olmak üzere destek olunduğu müddetçe ve maddi açıdan da desteklendiği müddetçe ancak yürüyen bir sistem. Yoksa işte şöyle yaptım, ben böyle yaptım değil. Ben hiçbir zaman ben demedim, biz diye konuşmalarım hep öyledir. Biz bir ekibiz artı taraftarlar ve basın. Bu başarı yakalanmış olabilir. Evet, başarılı olduk. Fakat tabii ben oyunculardan ziyade
sistemi oturtmaya çalışmışımdır her zaman. Kafamdaki sistemi, oyuncu kalitesi ne olursa olsun, istenilen şeyleri, doğrusu bana göre doğrusu neyse onun arkasında durmuşumdur verdiğim kararlarda. Bunu yaparken de devamlı yönetimle ve kulüp başkanımızla istişare halinde olmuşumdur. Ama Uşak yarı dönem içerisinde böyle bir başarı yakalanması çoğu insanın beklemediği bir sonuçtu. Burada tabii Evet. oyuncularınıza hiçbir zaman tabiri caizse dansözlük yapmayacaksınız. Yönetimden aldığınız istişareleri, konuşmaları oyuncularınıza farklı yansıtmayacaksınız. Oynayan Hocam o oyuncuyla oynamayan. Dinliyorum. ikinci lig kırmızı grubun yani ikinci yarının en formda takımı Uşakspor'du. Gerçekten müthiş puanlar topladı ve siz Çok geldiğiniz şükür. günden itibaren üzerine koya koya harika maçlar çıkardı. Çok şükür. Çok şükür. Yani bu tabii oyuncuyla ve yönetim kuruluyla olan bir elektriğin tutmasıyla alakalı. Doğru inandığımız şeylere hep birlikte inanmak da yeterli değil. İnandırabiliyorsanız, yani oyuncuyu ve krizi yönetmek, yönlendirmek diyorum ben buna. Eğer sizin inandığınız doğruları iyi inandırabilirseniz oyuncu grubunu, ki başkanımız çok iyi biliyor, yani maddi açıdan da çok büyük zorluklar yaşadığımız bir dönem yani. Bunu yaşadık. Evet. Halen yaşıyoruz. Problem değil ama biz biraz da itibar yani. Yani biraz da itibar. İnanmak. İnandık, çıkış yakaladık. Oldu. Daha da iyi şeyler olabilirdi. Hala da olabilir. Onun için iddiamızdan geri adım atmadık. Yani hala da. İçeride oynayacağımız Kırşehir artı Niğde, dışarıda Karabük. Ondan sonra içeride tekrar bir Bodrum maçıyla. Şu anda biz futbolcularım 12 puanı düşünüyoruz. Tuzla ve Mükemmel. Bandırma maçlarından da ne alırsak. Biz yani fikrimiz kafamızda, yani futbol düşünüyoruz, futbol konuşuyoruz. Tabii pandemi de çok önemli ama bunu düşünürsek bizim iddiamız devam ediyor. Biz playoff oynamak için başlayacağız. Planımız, programımız budur yani. Hocam süremizi de ekonomik olarak kullanmaya çalışıyorum. Yaklaşık 7-8 dakikalık bir süremiz var. Başkanım, şu anda Uşakspor tesislerinin bulunduğu alanda antrenman sahası yok. Bununla ilgili bir çalışmanız var mıdır? Evet, Cavit Hocam var. Şöyle hemen ben açıklayayım. Bizim orada bir sahamız var aslında. Biliyorsunuz sentetik çim bir sahamız vardı. Sezon başında biz bunun doğal çime değiştirilmesi yönünde bir çalışmaya girdik. Buradaki sentetik halıyı aldık. Hatta bunu altyapıdaki sahamıza, oradaki de halımız sıkıntılıydı biraz. Evet. Oraya aktardık. Tesislerimize şimdi altının drenaj sistemini yaptık. Üzerindeki son çalışmaları yapıyoruz. Yani muhtemelen bayramdan sonra rulo çimlerimiz gelecek. Buraya güzel nizami bir futbol sahası kazandıracağız. Bu arada Hasan hocama da sürpriz olacak. Tabii Hasan hocamın gittiğinde yoktu. Evet. Aynı şekilde futbolcu arkadaşlara da geldiklerinde bakacaklar. Yemyeşil, çok güzel bir saha. İnşallah bitmek üzere. Harika. Bayramdan sonra Harika. bitecek. İnşallah nasip olursa hep beraber oranın açılışını birlikte yapalım. Cavit hocam bir yapmıştık, hatırlıyorsunuz, Karagaş Stadyumunda Evet, birlikte. bakalım. Hasan hocam da de oldu. Bir açılış maçı yapalım veteranlarla yine. İnşallah, inşallah başkanım, inşallah. İnşallah. Başkanım, süreyi ekonomik kullanmaya çalışıyorum. Aşigoların en çok merakla beklediği soruya geliyorum. Aşigolar artık 1 Eylül stadyumuna sığmıyor başkanım. Statla ilgili bir projeniz, bir düşüncelerinizi alabilir miyim? Veya bir çalışma varsa, yeri konusu özellikle bizler için çok önemli. Aynı yerinde mi olur, il dışı, yani biraz dışarıda mı olur, şehir dışında mı olur? Nasıl olur? Bunları sizden dinlemek isterim. Evet, Cavit Hocam, yani
Birçok ilde olduğu gibi Spor Bakanlığımızın Uşak'ta da bir stat projesi var. Birçok ile yapıldı ama bizimki henüz proje aşamasında. Malum biliyorsunuz Kalfa Korusu'nun içerisinde olacak bizim yeni stadyumumuz. Şimdiki stadyumumuzun olduğu yerde Millet Bahçesi'nin içerisinde kalıyor. Ama son dönemlerdeki ekonomik sebeplerden dolayı diyelim bizim stadımız henüz başlamadı. Yani halen proje aşamasında bekliyor. Tabii malum bizim stadımız da eski bir stad. Yani yanılıyorsam beni düzeltin, 1937 diye biliyorum yapımı stadyumumuzun. Şehrin merkezinde kaldı. Yani önümüzdeki süreç ne olur ne gelir tam bilmiyorum ama ben Hikmet Kahraman olarak söylüyorum. Yani kendi adıma konuşuyorum. Belediye Başkan Yardımcılığı ve Uşak Spor Başkanlığı da diyebiliriz ama Belediye Başkan Yardımcılığı kimliğimi bir kenara bırakarak bireysel olarak ben statların şehir içerisinden dışarılara alınmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani şehir içerisindeki uygun yerlerdeki statların devam etmesi yönünde fikrim var. Yani ben doğrunun böyle olduğunu düşünüyorum Cavit Hocam. Yani bizim stadımıza gelince de bizim stadımız eski. Yani gönlümde olanı sorarsanız ben istiyorum ki biz burada stadyumumuzun tribünlerini yıkalım. Yeni, güzel, modern bir stat aynı yerine yapalım. 10 bin kişilik olur, 15 bin kişilik olur. Bir stat biliyorsunuz yani şehrin ortasında tam. Buraya altlarına otoparktır, dükkanlardır vesaire dört tarafına da yapabiliriz. Bizim çünkü etrafı müsait biliyorsunuz Millet Bahçesi'nin içerisinde kaldı. Yani keşke böyle bir şey olsa, böyle bir şey yapabilsek. Bu dükkanlarda yine bu kulübe kalsa, kulüplerdeki maddi sıkıntıları biliyorsunuz yani her zaman vardır, hep vardır. Böyle bir şey Uşakspor'a çok faydalı olabileceğini, çok ekonomik bağlamda ilerisine yönelik bir garanti anlamına geleceğini düşünüyorum. Yani benim gönlüm bundan yana ama bu yarın ne olur ne gelir bilmiyorum. Yani inşallah böyle olur. Ben Aşigoların da böyle düşündüğünü, böyle istediğini biliyorum. Bir gün hangi maçtı bilmiyorum. Maçtan sonra beni çağırdılar tribünlere. Bu dileklerini dile getirdiler. Benim de gönlüm bunu istiyor. Ama inşallah olur diyorum. Yani yarınla ilgili ne olur ne gelir tam bilemiyoruz. Şu ana kadar İnşallah. başlamamış olmasının belki bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben yani. İnşallah başkanım bu projeyi yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza doğru bir şekilde aktarılıp doğru bir şekilde izah edilebilirse bence Sayın Cumhurbaşkanı projeyi kabul edeceğini düşünüyorum. Çünkü futbolun içinden gelen, futbolu bilen bir cumhurbaşkanına sahibiz. Bu projeyi kabul ettirebilirseniz ve projeyi gerçekleştirebilirseniz Sayın Başkanım, Uşak futbol tarihine isminiz altın harflerle yazılır. Belki de stadın önüne heykeliniz yapılır. Çünkü gerçekten her ay düzgün, düzenli Uşakspor gelir elde edecek. Müthiş bir bütçeye sahip olacak başkanım. O zamanki hedeflerimiz işte birincilik ve Süper Lig'i konuşabiliriz inşallah. Yani inşallah yani dediğim gibi aynı şeyleri tekrar etmiş olmayayım. Zamanımız da dar. Gönlüm bundan yana. İnşallah böyle bir şey olur. Böyle bir imkan, böyle bir fırsat elimize geçer. Biz de bunu değerlendiririz. Bu bağlamda yani ben de üstüme düşen bir şey olursa ki olur elimden geleni yaparım. Hemen hocam çok kısa bir süremiz kaldı. Altyapılarla ilgili hocam çok tecrübeli bir teknik direktörsünüz. Özellikle altyapılarda farklı takımlarda altyapılarda yetiştirdiğiniz oyuncular bugün farklı liglerde oynuyor. Onu biliyoruz, takip ediyoruz. Uşakspor'la ilgili altyapı çalışmalarınız var mıdır? Tabii var. Hikmet Başkanım da gereken şeyleri biz göreve ilk başladığımız Aralık ayından beri konuşuyoruz. Aralık ayından beri bu yapılanmanın projelendirdik. Bunu hazırladık, konuştuk. Ayrıntılarını şu anda anlatmanın bir anlamı yok. Ama mutlaka okullara inmeye çalışılacaktır. Tabii bu projeleri biz daha önce konuştuk. Kendisi çok iyi biliyor. Peki başkanım, Uşakspor bir pilot takım almayı düşünür mü? Özellikle işte bölgesel amatör ligde Uşak'ta mücadele eden takımlar büyük sıkıntı içerisinde. Bölgesel amatör ligden bir pilot takım düşünebilir mi Uşakspor? İyi olur mu Uşakspor'un geleceği anlamında?
Yani iyi olur mu? Tabii ki iyi olur. Hasan hocam bu konuda sağ olsun çok tecrübeli bir hoca. Bize önderlik ediyor. Yani önümüzü açıyor. Estağfurullah. Ben acizane tecrübesiz bir başkanım. Hayatımda ilk defa böyle bir spor yöneticiliğinin içindeyim. Sporu takip ediyorduk ama şartlar bizi bu noktaya getirdi. Elhamdülillah. Biz Hasan hocam gibi önemli bir tecrübeyle çalışma fırsatı bulduk. Bir araya geldik. Sağ ol. Rabbim nasip etti böyle bir şeyi. Ben Sağ ol. huzurlarınızda kendisine de tekrar teşekkür ediyorum. Yani biz önemli bir tecrübe. Bu konuda hat safhada faydalanıyoruz Hasan hocamın fikirlerinden. Sağ olsun o da mütevazi babacan kişiliğiyle bizim önümüzü açıyor. Bağlı Teşekkür liginde ederim. veya üçüncü ligde bir takımımızın olması da Hasan hocamın isteklerinden bir tanesi. Ancak İnşallah gerçekleşir başkanım. inşallah tabii bu konularda maddi konular, mali konular önemli biliyorsunuz. Özellikle ikinci ve üçüncü ligdeki kulüpler, bal ligindeki kulüplerin federasyondan aldıkları katkı ortada yani. Çok cüzi miktarda kalıyor. Yani bir Süper Lig takımının bir maçta kazandığını belki biz bir sezon boyunca bize gelmiyor federasyondan maalesef. Yani durum bu. Evet. Evet Keşke başkanım. bizim de bir takımımız olsa Bal Ligi'nde de gençlerimize, altyapımıza önümüzde bir fırsat olsa ama şu anda zor olsa da inşallah ileride olur diye düşünüyorum. İnşallah başkanım, bize ayrılan sürenin sonuna geldik başkanım. Söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa alayım. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum başkanım. Bizleri kırmadınız. Biz teşekkür ederiz. Mübarek Ramazan ayındayız. Ben buradan halkımızın, spor severlerin, aşigoların mübarek Ramazan ayını, önümüzdeki Kadir Gecesi, akabindeki Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah güzel günlerde, eskisi gibi coşkulu, heyecanlı günlerde yine hep birlikte olmak ümidiyle saygılar sunuyorum hepinize. İnşallah başkan. Sayın hocam, lütfen sizden de son sözlerinizi alayım. Yayınımızın sonuna geldik. Hemen çabuk çabuk konuşayım. Başkanım gerekli temennileri söyledi. Ben de o temennilere %100 katılıyorum, paylaşıyorum. Ama Uşakspor konumu itibariyle Uşak şehri bir futbol şehri haline gelebilir. Doğru yönlendirilirse Uşakspor hiçbir zaman asansör takımı olmamalı. Hem yapısıyla, hem altyapısıyla, hem üst yapısıyla. Artı birilerinin de hangi şehre yakınsa gideyim bir de Uşak'tan para kazanayım pozisyonunda bir takım olan olmayacak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür İzleyicilerimize ederiz. Ben de çok çok teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizleri izledikleri için yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, evde kalın, sporla kalın.